dünyası başına yedi. Kıyameti kopar. Ehli gaflet, kendi dünyasını böyle çabuk yıkılacak vaziyetini bilmediklerinden, adı üstünde tahmet de, bilmiyor dünyası böyle yıkılacak, bilmediklerinden, umru dünya gibi daimi zannedir, tersi eder. Yani umru dünya gibi daimi zannediyor, ne yapıyor? Dünyanın yaşıyor, dünya tapar hale geliyor. Tersi eder. Başkalarının dünyası gibi çabuk yıkılır, bozulur, benim de hususi bir dünyam var. Başkanın dünyası gibi çabuk yıkılır, bozulur, benim de hususi bir dünyam var. Bu hususi dünya, bu kısacık ömrümde ne faydası var diye düşündüm. Dünya, hususi dünya, bu kısacık ömrümde ne faydası var diye düşündüm. Nur-u Kur'an'da gördüm ki, hem benim, hem herkes için şu dünya muvakkat bir ticaret ya. Şu dünya geçici bir ticaret yeri. Ve her gün dolar boşalır bir misafirhane. Ve gelen geçenlerin alışveriş için nur üstünde kurulmuş bir pazar. Ve nakkaş ezenin, tedettüt eden, yenilenen, hizmetle yazar bozar bir defteri. Hikmetle yazar bozar bir defteri. Yani nakkaş ezenin, tedettüt eden, devamlı yenilenen, hikmetle yazar bozar, hikmetle yazar bozar bir defteri. Her bahar bir yazılı mektubu ve her bir yaz bir manzum kasidesi ve o sani zülcelerin, o celal sahibi, celal sanatçıların cilve-i esmasının isimlerinin cilvesinin tazelendiren, gösteren ayneleri ve ahiret fidanlık bir bahçesi ve ahiretin fidanlık bir bahçesi. Rahmet-i İlahi'nin bir çiçektanlığı ve alem-i vekada gösterilecek olan levhaları yetiştirmeye mahsus muhakkak bir tezgah mahiyetinde gördüm. Hem benim hem herkesin şu dünya muhakkak bir ticaretgah. Hem her gün dolar boşalır bir misafirhane. Ve gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazar. Müsaade işte dünyayı anlatıyor. Herkesin kendi dünyasını anlatıyor. Öbür dünyayı anlatıyor. Ve nakkaş-ı ezelinin tedettüt eden hikmetle yazar bozar bir defteri. Ve her bahar bir yavruzu mektubu, her bir yaz bir manzum kasidesi. O sani zücelerin cilve-i esmasını tazelendiren, gösteren ayneleri ve ahiretin fidanlık bir bahçesi. Rahmet-i İlahiye'nin bir çiçektanlığı ve alem-i bekada gösterilecek olan levhaları yetiştirmeye mahsus muvakkat bir tezgahı mahiyetinde gördüm. Her bir cümle, her bir kelimedir ayrı bir kitap yazılır yani. Neden söylüyorum? Her bir bağış yani. Bu dünyayı bu surette yaratan Halik-i Zülcelal'e 100.000 şükrettim. Anladım ki dünyanın ahirete ve Esma-i İlahi'ye bakan güzel iç yüzlerine karşı ne bir insana muhabbet verilmişken, muhabbet neye verilmiş insana? Bunlar için verilmiş. Bu yüzlere muhabbet için verilmiş. Verilmişken o muhabbeti su ihtimal veren, kötü kullanarak hani, çirkin, zararlı, gafletli yüzüne karşı sarf ettiğinden Rübbü dünya sülkünlü hatiyat hadis-i şerifinin sırrına mazhar olmuştur. Yani dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Hadis-i şerifinin sırrına mazhar olmuşlar. İşte en ihtiyar ve ihtiyarıdır. Ben Kur'an-ı Hakim'in nuruyla, ihtiyarlığımın ihtarıyla, iman dahi gözümü açmasıyla vakıtı gördüm. Saçtaki baştaki beyaz boyadığını çıktıyor. Oradan başlıyor. Ya. Ben diyor ne diyor? İhtiyarlığımın ihtarıyla ve imanların gözümü açmasıyla muhakkatı gördüm. Ve çok misallerde kat'i bilhamlarla ispat ettim. Kat'i derin, kesin derinlerine diyor, ispat ettim. Kendime hakiki bir teselli ve kuvvetli bir rica, yani müjde ve parlak bir ziya gördüm. Ve ihtiyarlığıma memnun oldum. Ve gençliğin gitmesinden mesul oldum. Siz de ağlamayınız, şükrediniz. Ne ağlıyorduk? İhtiyar olduğumuzda, üzüntümüzde değil mi? Sevklerin gittiğine, gençliğin gittiğine ne yapın? Ağlıyordu. Evet. O başta dedi ya, şairin dedi, gençlik yaşayanlar ihtiyarın bana ne haber ettiğini ona şikayet etsin dedi ya. Evet. Ona diyor bunu. Siz de ağlamayınız, memnun olunuz. Madem iman var ve hakikat böyledir, ehli gaflet ağlasın, ehli dalalet ağlasın. Niye ağlasınlar onlar? Çünkü iman yok, gafletteler. 9. rüza, Harp Umbi'den, esaretle Rusya'nın Çarkı şimalisinden çok uzak olan Kostuna vilayetinde bulunuyorum.
Albümde bir dünya albümü. Erdem Usta. Esir düştü. Esir düştü. Kostumada kaldı. Adamdan yürüyerek. Evet. Esir düştü değil mi? Her şeyde kaldı. Bu kadar uzak mesafeyi. Evet. 3 ayda. Evet. Çok uzak olan kostumlar. Birer, yani Rusya'nın şarkı cimaresinde. Evet. Rusya'nın doğusunda. Yani yürüyerek. Evet. Çok uzak olan Kostuna vilayetinde bulunuyordu. Sonra da Tatarların küçük bir camii meşhur Volga Nehri kenarında bulunuyordu. Oradaki arkadaşlarım olan esir zerbetler içinde sıkılıyordum. Yalnızlık istedim. Dışarıdan izinsiz gelemiyordum. Tatar mahallesi kefaletle beni o Volga Nehri'nin kenarındaki küçük camiye aldılar. İnsan hocalığını değil mi? Ne yapıyor? Tatarlar kefalet veriyorlar orada. Alırlar, cami imam olarak alıyor, alırlar. Ben yalnız olarak camide yatıyorum. Baharda yakın, o şimal kıtasının, o kuzey kıtasının pek uzun gecelerinde çok uyanık kalıyordu. O karanlık gecelerde ve karanlıklı gurbette, Volga'nın devrinin hazin çırıltıları ve yağmurun dikkatli çırpıntıları ve rüzgarın firkatli esmesi beni derin gaflet uykusundan muhakkaten uyandırdı. Gece daha kendimi ihtiyar bilmiyorum. Fakat halimi gören ihtiyardır. Güya yevmen yed'alul vildane şiba. Yani çocukları ihtiyardan gün. Dedi sırna masal olarak öyle günlerdi ki çocukları ihtiyarlandığı bir cepte 40 yaşındayken benim 80 yaşında bir vaziyette buldum. O karanlıklı uzun gece ve hazin gurbet, hazin vaziyet içinde hayattan ve vatandan bir mevsiyet geldi. Azizime yalnızlığına baktım, ümidim kesildi. O hanetliyken Kur'an hakiminden imdat geldi. Odunuzdayken Kur'an hakiminden imdat geldi. Ümitsizlik vaziyetindeyken, mevsiyetteyken. Dedim, hasbunallahu benim evdekim dedi. Allah bize yeter, onun bize vekildir dedi. Kalbimde ağlayarak dedi. Kariben bi kesem zayıfem natu'anem la men küveyim hattu cüyem madem havhem zidergem hep ilahi. Garibim, kimsesizim, zayıfım, güçsüzüm, imdat derim, affını istiyorum, yardımını diliyorum der yanından. Ey Allah'ım! Ruhum dahi vatanındaki eski dostlarını düşünüp o gurbette vefatını tahayyül ederek Niyaz-ı Mısır'ı gibi dedim. Dünya zamandan geçip yokluğa kanat açıp şevk ile her dem uçup çağırırım dost dost diye dostları arıyoruz. Her neyse. O hüzünlü dikkatli firkatli uzun gurbet gecesinde dergah-ı ilahide zaaf ve azim o kadar büyük bir şefaatçi ve vesile oldu ki şimdi de hayretteyim. O hüzünlü, dikkatli, firkatli, uzun gübet gecesinde, o üzüntülü, sıkıntılı, ayrılıkta olan dediği o uzun gübet gecesinde dergah-ı ilahide, yani bakıp huzurunda dergahında zaaf ve azim, zayıflığım, acizliğim o kadar büyük bir şefaatçi vesile oldu ki demek insanın zayıflığı, acizliği ne yaptığı devamlı Cenab-ı Hakk'a yaklaştırıyor. Ne yapmış yapartı oluyor da insana. Demektir yani. Şimdi hayretteyim. Çünkü birkaç gün sonra gayet hilaf-ı memur bir surette. Gayet hilaf yani onların dışında, onların bir şey surette. Yayın gidilse bir sene mesafede tek başıma Rusça bilmediğim halde terörettim. Orada diyeyim. Bu şu ihtilal olduğu zaman 2017 senede ihtilal olduğu konu bir tane onda. Kırarttım. Zaaf ve azime binaen gelen inanç ilahiyeyle harika bir sürede kurtuldum. Ta Varşova'da Avusturya'ya uğrayarak İstanbul'a kadar geldim. Ki bu surette kolaylıkla kurtulmak pek harika olmuştu. Zaman ne zaman? Kaç ayda gelmiş Üstad İstanbul'a? 2-3 ay. Bir senede gidecek yeri Cenab-ı Hak. Hala araştırıyor hala ya. Araştırıyor. Ne olmuş, ne bitmiş, nereye uğramış, kimlerle görüşmüş. Rusça bilen en cesur ve en kurnaz adamların muvaffak olamadıkları çok teslimat ve kolaylıkla
O uzun süreli seyahati bitti. Fakat o Volgan ile kenardaki camideki meskul gidene vaziyeti bana bu karar verilmişti ki baki ömrümü mağarada geçirecek. Geri kalan ömrümü de mağarada geçer diye karar verildi. Bu insanların hayat içtimaiyesine karışmak artık yeter. Bu insanların toplum hayat içtimaiye karışmak artık yeter. Madem sonunda yalnız kabre gideceğim, yalnız olarak gideceğim, yalnızlığa alışmak için şimdiden yalnızlığı ihtiyar edeceğim demiştim. Yani mağaralara çekileceğim demiştim. Fakat maalesef İstanbul'daki ciddi ve çok ahbap ve İstanbul'un şaşalı hayat dünyası. İstanbul hayatı şaşalı. Her zaman şaşalı. Evet. Halen şaşalı. Evet. İstanbul hayatı. Hususen haddinden çok fazla bana tercih eden şan ve şeref gibi neşter şeyler o kararımı muhakkaten bana unutturdular. Ne yapıyorlar? Gazetede yazıyor değil mi? Üstad'ı gazetiyor böyle. Geldi İstanbul'a diye haber yapıyorlar ya. Üstad çok önemli bir, önemli şahsiyet. Güya evet. Gurbet gecesi. Hayatının gözünden nur-u siyahlık. Gurbet ya o ileriki Kosova'daki olduğu, Tatar ülkesi olduğu yerine diyor. O hayatının gözünden nur-u siyahlıktır. Ve İstanbul'un beyaz şaşalı gündüzü o hayat gözümün nursuz beyazıydı ki İleri göremedi. Yine yaptı. Aynıkiler kafaya dağıldı. Tam iki sene sonra Gavs-ı Geylani Fütuhul Gayb kitabıyla tekrar gözüm açtırdı. Bir teferde diyor orada. Rivayette o metrede gözüm açtırdı. Yani. İşte en ihtiyar ve ihtiyar eder. Biliniz ki ihtiyarlıktaki zaaf da az. Rahmet ve inayet-i ilahiyenin celbine vesiledir. Ne güzel müjde. İhtiyarlıktaki zaaf da aciz, ihtiyarlıkta zayıflık ve acizlik, muhtaçlık ediyor. Rahmet ve inayet ilahi, Allah'ın rahmetini, inayetinin celbine vesiledir. Sana ulaşmasına, gelmesine vesiledir. Ben kendi şahsımda çok hadiselerle müşahede ettiğim gibi zemin yüzündeki rahmetin cilvesi de zahir bir tarzda bu hakikati gösteriyor. Zemin yüzündeki rahmetin cilvesi gayet zahir bir tarzda, çok açık olarak bu hakikati gösteriyor, bir gerçek gösteriyor. Zaafı arzı göre Cenab-ı Hakk'ın inayeti, rahmeti geliyor. Çünkü hayvanatın en aciz ve en zayıfı yavrulardır. Halbuki rahmetin en şirin ve en güzel cilvesine baksan yine onlardır. Bir ağacın başındaki yuvada bir yavrunun acizi, annesinin en muti bir nefer gibi rahmetin cilvesini istan ediyor. Allah. Bir ağacın başındaki yuvada bir yavrunun acizi, annesinin en mülki, ona hizmetinde, mülki emnamede bir nefer gibi rahmetin cilvesi istan ediyor. Rahmetin cilvesi o ne yapıyor anneyi? Kuşu ne yapıyor? O yavrunun hizmetinde mülki hale soyuyor. Etrafı gezer, hızını getirir. Ne vakit o yavru kanatlarını kuvvetlenmesine acizi bulursa, valide sonra sen git rızılara de daha onu dinlenmesin. Atarlar ağaçtan aşağı, yuvadan aşağı atarlar. İşte bu sır rahmet, yavruların hakkında cereyan ettiği gibi zaaf ve acz noktasında yavrular hükmünde olan, zaaf ve acz noktasında yavrular hükmüne geçen ihtiyarlar hakkında da çaredir. İhtiyarlar da yani o yavrular gibi. Acizlikte, zayıflıkta bana kanatı katiye geri dönecek derecede tecrübe vardır ki bana kesin kanat verecek derecede tecrübeler vardır ki nasıl çocukların acizlerine binen rahmet tarafından rızıkları harika bir surette memeler musluklarından gönderiliyor ve akıttırılıyor. Öyle de masumiyet kesmeden imanlı ihtiyarların rızıkları da bereket surette gönderiliyor. Masumiyet kesmeden. Nurlu ihtiyarlar. Değil mi? Nurlanmış ihtiyarlar. Çocuk hayatı, çocuktan sayılan diyor ihtiyarlar. Hem bir hanenin bereket dileği o hanedeki ihtiyarlar olduğu, hem bir haneyi belalardan mağdur edici, içindeki beli bükülmüş masum ihtiyarlar bulunduğu haşirilmiş hadis-i şerif bir parçası olan dilsiz hayvanlar, şu temel masum yavrular ve beli bükülmüş ihtiyarların olmasaydı belalar sel gibi üzerine dökülecekti. Yani beli bükülmüş ihtiyarlar olmasaydı belalar sel gibi üzerine dökülecekti diye teramül etmek de muhakkak ispat ediyor. İşte, madem ihtiyarlıkta zaaf ve acz, bu derece rahmet-i ilahinin cevrine medardır. Madem Kur'an-ı Hakim
Ne diyor? Annene babadan biri veya her ikisi senin yanına ihtiyarlık çağına erişecek olsa onları sakın öf bile deme. Onları azarlama, onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet ve tevazu kanadını gel ve de ki ey Rabbim nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse sen de onlara öylece merhamet. Ayetiyle beş cihette gayet mucizane bir surette ihtiyar peder ve valide karşı hürmete ve şefkate evlatları davet ediyor. Madem İslamiyet dini ihtiyarlar hürmetle merhamet emrediyor ve madem insaniyet fıtratı, insanlığın değil, insanı konuşmak fıtrat, yaratıcı olmak üzere fıtrat, ihtiyarlara karşı hürmetle merhamet ihtiyar ediyor. Fıtratta var mı? Belki ihtiyarlara hürmet merhamet fıtratta var. Cenab-ı Hak der. Nasıl ki anneye, babaya, değil mi, valideyine, çocuğuna bakma şefkatini vermiş. Her halükarda anne gece uzun feda ediyor, çocuğuna dalıyor değil mi? Bakıyor, bakıyor şefkati, onu her türlü yaptı duruyor. En dar zamanlarda, en güçlü zamanlarda. Elbette biz ihtiyarlar, gençlik iştahsıyla olan muvakkat bir zevk maddi yerine manevi ve daimi ve mühim inayet ilah eden, dikkat-i cinsiyeden gelen rahmetle, hürmetle, rahmet hürmetten işleden ezrak-ı ruhaniyi alıyoruz. Demek ki ihtiyarlar hürmet göstermek, merhamet göstermek, onlara hizmet etmek ne yapıyor? İnsan ne yapıyor? İnsana zevk verir. Diyor ki onda ezrak-ı ruhaniye, ruhani zevk alınır ondan. Fıtratı bulmuş çünkü bu. O halde biz bu ihtiyacımızı yüz gençliğe değişmemeliyiz. Yani Cenab-ı ne yaptı? İnsanlara kendi yani ihtiyacı hürmeti vermiş. Evet ben kendim sizi temin ediyorum ki eski sayının 10 senenin gençliğini bana verseler ben şimdi yeni sayının 1 senenin ihtiyacını vermeyeceğim. Ben ihtiyacımdan buna razıyım. Siz de razı olmalısınız. Ve onun üzerinde biraz okuyalım inşallah. Bir zaman Esenet'ten geldikten sonra İstanbul'da bir iki sene yine gaflet galep etti. Siyaset havası nazarımı nefsimden kaldırıp afaka dağıtmışken bir gün İstanbul'un Eyüp Sultan kabristanının dereye bakan yüksek bir yerine oturuyordu. Kendi hayatıdır.